Hepinize esenlik olsun. Perdenin Arkası programına hoş geldiniz. Satide Türk ekranlarındasınız günlerden yine Perşembe. Ama belki de başka bir gündür, belki de bu programın tekrarını izliyorsunuzdur. Yine de hangi gündeyseniz hepinize esenlik olsun. Şimdi ne diyor bir adam diye sorabilirsiniz. Efendim anlatalım, belki bu programa ilk defa rast geliyorsunuz. Kısa bir tanıtım yapalım önce, her program öncesinde yaptığımız gibi. Perdenin Arkası programı her Perşembe günü canlı olarak, aslında daha doğrusu ilk yayın olarak Satide Türk ekranlarında yayınlanır. Ama çeşitli günlerde de tekrarı bunun yayınlanır. Ve ne yaparlar bu perdenin arkasında? Perdenin Arkası programında bizler Tanrı'nın sözünden konuşuyoruz. Kutsal kitaba bakıyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e birlikte bakıyoruz. Ve Hristiyan bakış açısıyla birbirinden farklı konular, kutsal kitap ayetleri ya da pek çok konuyu, yaşamla ilgili, hayatla ilgili konuyu birlikte irdelemeye, birlikte anlamaya ve aslında birlikte Tanrı'yı tanımaya çalışıyoruz. Bu program başladığından beri sanki bizler için bir yolculuk oluyor. Tanrı'yı daha iyi tanımak, Tanrı'ya daha çok yaklaşabilmek için bizim yeryüzündeki yolculuğumuzun bir parçası oluyor. O zaman diyelim ki sizler de bu programa hoş geldiniz, iyi ki geldiniz ya da muhtemelen siz şimdi bizi belki evlerinizden, belki iş yerlerinizden, bilgisayardan, televizyondan, hatta telefondan izliyorsunuz. Yani aslında bir anlamda biz de sizin hayatınızın bulunduğu yere geliyoruz bu program vasıtasıyla. Ve teşekkür ederiz bizleri hayatınızda ağırladığınız dakikalarınızı, geri alamayacak zamanınızı bizlerle paylaştığınız için, affedersiniz. Rab hepinizi bereketlesin, bugün her birinize konuşsun. Ama aslında bu program bir de şu şekilde ilerliyor. Sizlerden duyduklarımız bizler için çok önemli. Yani ne demek istiyorum? Biz bu programa başladığımızdan beri Satide Türk ekranlarında sizlerden pek çok mesaj aldık. Olumlu eleştiriler, olumsuz eleştiriler, konu önerileri ve bunlar bize çok faydası oldu. Bizler hep konularımızı buna göre seçtik, dua ettik ve iyi ki de böyle yaptınız. O zaman sizden ricamız bize yazabilirsiniz. Konu önerilerinizi, program önerilerinizi, yapıcı eleştirilerinizi bize yazabilirsiniz. Nasıl yazabilirsiniz? Bize WhatsApp'tan gönderebilirsiniz ki ekranlarınızda hemen şimdi görüyorsunuz WhatsApp numaralarınızı. Aynı zamanda bize e-mail yazabilirsiniz. Kanalımızın telefon numarası da var. Ve aynı zamanda Satide Türk'ün de sosyal medya hesapları var. Yani Facebook ve YouTube hesapları var. Satide Türk'e ulaşabileceğiniz. Şimdi galiba Instagram'da var. O zaman sizler eğer Satide Türk sosyal medya hesaplarına yorum yaparsanız, bu yayınların altına yorumlar yaparsanız bunlar bize ulaşacak. Aslında bize yazmanızın bizim için iki açıdan büyük önemi var. Bir, sizlerden duymayı gerçekten çok istiyoruz. Yani yüreğinizde olan konuları duymayı çok istiyoruz. Ama aynı zamanda Tanrı bu program aracılığıyla sizlerin hayatında bir şey yapıyorsa bunu da sizden duymak istiyoruz. Neden? Çünkü bizler de Rabbin yaptıklarıyla sizlerle birlikte sevinmek istiyoruz. Bu yüzden lütfen bize yazın diyelim. Ve bugünkü konumuza doğru yavaş yavaş yol alalım. Bugün Elçilerin İşleri 3. bölümden sizlerle birlikte okuyacağız. Ve bakalım Tanrı bugün yüreğimizin hangi ihtiyacına ne şekilde cevap verecek? Bakalım. Sizleri teşvik ediyorum. İnanıyorum ki bu program pek çok kişinin yüreğine dokunacak. Sizin de öyle. Lütfen siz de benimle birlikte beklentiyle, imanla bekleyelim ki Rab bize dokunsun, biz de çalışsın, bizi bereketlesin. Elçilerin İşleri 3. bölümden birlikte okuyoruz. Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan hiçbir şey alacağını umarak affedersiniz gözlerini onların üzerine dikti. Petrus bende altın ve gümüş yok dedi. Ama bende olanı sana veriyorum.
Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Kutsal kitapta yazan bu bölümün aslında ne zaman geçtiği hakkında kısaca bir bağlamına bakalım dilerseniz. Elçilerin işlerini tabii ki elçi Luka yazdı ve tam da bu olay geçmeden önce İsa Mesih Çarmıh'ta ölmüş, gömülmüş, dirilmiş ve daha sonra 40 gün süreyle öğrendirilmiş haliyle elçilere, kendi öğrencilerine görünmüş, onlara göklerin egemenliği hakkında öğretmiş ve daha sonra göğe yükselmişti. Ve göğe yükselirken de aslında öğrencilere bir buyruk vermişti. Şöyle söylemişti: gidin ve bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. O zaman İsa Mesih öğrencilerinin, ben imanlıyım, ben Tanrı'yı tanıyorum, ben İsa Mesih'i seviyorum diyenin bu yaşamdaki asli görevlerinden bir tanesi İsa Mesih'in burada bütün öğrencilerine yönelik söylediği buyruğu hayatında ilan etmektir. Yani ne demek? Gidin ve bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Elçiler bu çağrıyı aldılar ama aynı zamanda İsa Mesih onlara kutsal ruhu alana kadar Yeruşalim'den ayrılmamaları gerektiğini söyledi ve hemen Elçilerin İşleri 2. bölümde, bizim bugün okuduğumuz 3. bölümden hemen önceki bölümde elçilerin birlikte Pentekost gününde kutsal ruhu etkin bir şekilde aldığını görüyoruz. O zaman hatırlayalım, İsa Mesih elçilerin arasında yok. Göğe yükselmiş, onlara bir vaat vermiş. Kutsal ruh inince güç alacaksınız ve her yerde, Yeruşalim'de, Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet olsa gerek. Bu vaadi verdikten sonra aslında öğrenciler kutsal ruhu da 2. bölümde aldılar ve bütün bu olaylar hemen bundan sonra oldu. Gelin bakalım hikayemize biraz daha derinden bakalım. Kutsal kitabın bu metinleri bize bu hikayeyle ilgili neler söylüyor? Bir gün Petrus'la Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkarken, yani Petrus'la Yuhanna kendi başlarına dahi dua edebilecekken, aynı zamanda o gün, o zamanlarda tapınakta yapılan dualara da, Yahve'ye, Tanrı'ya edilen dualara da iştirak edip hem de oradakilere Tanrı'nın diriliş mucizesini, kurtaran mucizesini ilan ediyorlardı. Dolayısıyla topluca yapılan dua aktivitesine de saygı gösteriyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getirildi. Doğuştan kötürüm bir adam. Bu adam yaralı bir adam. İşin aslı. Bütün arkadaşları koşup eğlenirken, oyunlar oynarken onlarla kötürüm olduğu için hiç oynayamamış bir küçük çocuk hayal edin. Okula giderken yürüyerek okula gidememiş ve aslında kendi yaşıtlarının sıradan olarak yaptığı çalışmak, yürümek, koşmak, bir yerden bir yere gitmek, alışveriş yapmak gibi şeyleri hayatı boyunca hiç yapamamış bir adamdan bahsediyoruz. Doğuştan kötürüm olan bir adam. Aslında bugün doğuştan türlü özel bakıma muhtaç pek çok insan dünyanın türlü türlü yerlerinde yaşamaktadır. Satit'i Türk ekranlarında da Engelsiz Yaşam adlı programda böyle yaşamlara dair inanılmaz hayat hikayeleri ve tanıklıklar vardır. Ve aslında belki de
yeryüzünde bu konu hak ettiği ilgiyi görmüyor. Bizlerin sahip olduğu sıradanmış gibi gözüken şeylere sahip olamayan o kadar çok insan var ki çevremizde. Ama sanki bu dünya bizi görmezden gelmeye, vicdanlarımızı duymazdan gelmeye alıştırıyor. Ama bu kötürüm olan adamı hayal etmenizi istiyorum gerçekten. O sadece orada sakat, hayatı boyunca hiç yürüyememiş, kötürüm, sıradan birisi gibi değil. Aslında pek çoğumuzdan, kendi yaşıtlarından eksik anıları olan, eğlenceli anılar yerine keşke ah ben de yürüseydim, ah ben de koşabilseydim, ben de arkadaşlarımla pikniğe gidebilseydim, keşke ben de tek başıma okula gidebilseydim, keşke ben de tapınağa gidebilseydim, ah bir yürüyebilseydim, keşke ben de kimseye muhtaç olmasaydım, belki de cümleleri aklından onlarca yüzlerce geçmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ve adam dilenmeye oraya geliyor diyeceğim ama kendisi de gelemiyor. Metin söylüyor ki arkadaşları bakın tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Onu her gün oraya gelip bırakırlardı. Yani ihtiyaçları karşılığında dilenecek başka insanlara ulaşabileceği yere dahi bu adam yardımsız gidemiyordu ama arkadaşları tarafından getiriliyordu. Peki başka ne biliyoruz bu adamın hayatı hakkında? Hemen bakalım Elçilerin İşleri 4. bölüme gidelim. Ve 23. ayetten, 4. bölüm 23. ayetten biliyoruz ki bu adam yaklaşık 40 yaşları civarındaydı. 40 koca yıl bu yeryüzünde yaşamış ve yürümek, koşmak bunlar nedir hiçbir zaman bilmiyordu. Kutsal kitapta İsa Mesih'in yeryüzündeki hayatında bu gibi şeylerin bazen günah, bazen ailenin günahları sonucu karşılaştığını görüyoruz. Ama bazılarının da hiçbir şekilde günahla bir bağlantılı olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu adamın aslında neden bu durumda olduğuna dair kutsal kitaptan gelen bize bir bağ yok. Sadece bir şey biliyoruz. Bu adam aslında kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yardıma ihtiyacı var. Sıradan gibi gözüken şeyleri yapabilmek için bile. Bazı vaizler, bazı öğretişler burada aslında bir metafor olduğunu, bunun aslında ruhsal olarak kendi hayatının sorumluluğunu alıp almayı istememekle ilgili bir durum olduğundan bahsediyorlar. Ama öyle mi bilmiyoruz. Ama birkaç ipucu daha var aslında burada. O da önemli ipuçlarından bir tanesi de şudur. Adamı getirdikleri kapı, güzel kapı. Yani o dönemde belki haritadan görmüşsünüzdür, tapınak var. Kudüs'teki tapınak. Ve tapınağın pek çok yerinde kapılar var aslında. Burada bir kapı var, burada bir kapı var, burada bir kapı var, burada bir kapı var. Tapınağın dış bölümü var, dış bölümünün kapıları var. O dış bölümünden içeri girince tapınağının asıl dua yerine giden bir iç bölümü var. Ve o iç bölümünün de kapılarından bir tanesi en iç bölümlerden o da güzel kapı. Ve bu adam güzel kapıda o en iç bölgede duruyor ve para deleniyor. Sonra ne oluyor bu sırada? Petrus ve Yuhanna da hiç bu adamın orada olduğunu bilmeden tapınağa duaya gidiyorlar. Bir işleri var. Ama o sırada bu dilenen adamı görüyorlar. Bakalım ne oluyor? Diyor ki, Petrus'la Yuhanna'yı fark eden adam kendilerinden sadaka istedi. Bana para verin. Dilenmeye geldim ama bana para verin dedi. Petrus'la Yuhanna kutsal kitabın sözlerine göre diyor ki ona dikkatle baktılar. Yani sanki yürüyorlardı, nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Yürüyorlardı. Birdenbire adam sadaka istedi ve onlar durdular ve ona dikkatle baktılar. Burada Grekçe kelime atenizio'dur. Dikkatini vermek, odağını saklamak, ona doğru dikkatlice incelemek.
Bu söz önemlidir. Çünkü şu soruyu sordum kendime bu ayetleri okuduğumda. Bana bir ihtiyacından bahseden insanlara dikkatlice bakmak sık sık yaptığım bir şey mi? Peki ya siz? Size bir ihtiyacından bahseden, belki dilenen, belki bir şey isteyen bir kişiye baktığınızda ona nasıl bakıyorsunuz? Dikkatle, umursayarak, umursamadan, yine mi? Ama Petrus ve Yuhanna'nın adama dikkatle baktığını görüyoruz. Önemli bir şey bu. Birisi sizden bir şey istediği zaman ona dikkatle bakıp Tanrı'nın isteğini arayın. Her zaman onların söylediğine evet demek zorunda değilsiniz ama en azından insanlar bizim dikkatimizi hak eder. Dikkatle bakmak önemlidir. Tanrı'nın isteğini anlamak için. Petrus ve Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Gelsin paralar. Petrus dedi ki bize bak. Demek ki iyi bir bahşiş atacaklar bana diye düşünmüş olmalı adam. Ama Petrus ona hiç beklemediği bir şey söyledi. Dedi ki bende altın ve gümüş yok. Gerçekten yok muydu? Bilmiyoruz. Elçilerin İşleri 2. bölümde herkesin malını mülkünü satıp elçilere getirdiğini, bu gibi şeyleri yani bir anda paydaşlığın arttığını görüyoruz aslında. 2. bölüm sonunda. Ama Petrus'un, Yuhanna'nın altını, gümüşü var mıydı, yok muydu bilmiyoruz. Belki gerçekten yoktu. Belki de bizde sana verecek altın, gümüş yok dediler. Bu da şu anlama geliyor. Adam aslında ihtiyacının para olduğunu düşünüyordu. Yerde kötürüm, üyeleşeceğine dair hiçbir umudu olmayan ve tek umudu insanlardan delinip alacağı parayla belki de eve gidip 3 kuruş kazanıp ekmeğini yemekti. Evet, bugün dilencilik biraz daha farklı. Ben kendim şahsım adına yerde dilenip ondan sonra akşam iş bittiğinde çok lüks arabasıyla eve giden dilenci gördüm. Hepsi öyle olmasa da böyle çok vardır. Yani dolandırıcı. Ama bu adamın öyle olmadığını anlıyoruz. Arkadaşları tarafından getiriliyor ve kötürüm. Ve devam ediyor hikaye. Diyor ki, bende altın ve gümüş yok. Ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Yürü dedi. Hiç ayağa kalkamayan bir adama Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü demek. Bu riski almak. Ki buna iman diyebiliriz. İmanla edilen dua diye bahsedilen kutsal kitaptaki şey belki de tam olarak budur. Bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Peki sonra ne oldu? Gelin isterseniz sonra ne olduğuna da reklamlardan sonra birlikte bakalım. Rab her birinize konuşsun, dokunsun. Kendi sözü aracılığıyla yüreklerimizde bir değişiklik yapsın. Belki ilk defa ekranlarını açanlar vardır. Nedir perdenin arkası diye soranlar vardır. Ve Tanrı'nın perdenin arkasında neler yaptığını anlamaya, çözümlemeye çalışıyoruz. Samimi Mesih'in halkı tamamen ona benzemek için çıktığı yolculukta sadelik içinde ona tapınır. İmanımız sınanacak. Ama sadık kaldığımızda yaşam tacını giyeceğiz. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Kültür.
Kültür ve sanat etkinlikleri, röportajlar ve İlknur Bay Fırat'ın stüdyo konuklarıyla şehrin kalbi her perşembe saat 20'de Sat 7 Türk'te. Ekranlarından iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hristiyan dünyasından ve gündemden önemli gelişmelerle karşınızdayız. Hristiyan Yardım Kuruluşu acil durum hastanesi kuruyor. Radikal gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti.
Sat7 Türk Haber Merkezi'nin hazırladığı haftanın gündemi her çarşamba ve her cuma 18.30'da Sat7 Türk ekranlarında. Haberlerimiz ilgili ayrıntıları haber.sat7turk.com adresinden takip edebilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bendeniz bir Rab emektaşıyım. Kutsal kitabın ışığında Tanrı'ya dair konuşuyoruz efendim. Yaşama dair, kendimize dair. Ama Tanrı'ya biliyor musunuz doğru şekilde yaklaşma. Rabbim berekettir bu ekran bizim için. Büyük berekettir. Çok dua ediyoruz bu ekran için. Rabbe çok şükrediyoruz. Kutsal ruh bir gerçek. Kutsal ruhu almak gerçek. Tanrı'yla tanışmak gerçek. Kutsal ruh, Tanrı ruhu gelip senin yüreğinde ruhunla yaşaması gerçek bu. Aslında şu an çok önemli bir noktadayız. Yani hayatı boyunca yürüyememiş, hayatı boyunca bir kötürüm olarak yaşamış bir adamı iki kişi, sadaka istenilen iki kişi diyor ki bizde para pul yok ama bizde olanı sana veriyoruz, yürü. Şimdi ben adamın yerinde olsam derdim ki ne diyor bu, ne yürüsü, ben hiç yürümedim ki, nasıl bir şey yürümek? Nasıl yürünür? Ama sonra daha ilginç bir şey oluyor. Sadece yürü demiyor Petrus. Diyor ki sonra onu sağ eliyle kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Yani kaldırdığında Petrus kalk yürü dedi. Adam o anda iyileşmedi. Dua etti, buyurdu. Sonra sanki iyileşmişçesine elini uzattı. O kötürüm adamı elinden kavrayıp çekti. Ve adam iyileşti. Burada aslında iki taraflı bir iman görüyoruz. Petrus adama iyileşti diyor. Kalk diyor. Elini uzatıyor ve adam da o eli tutuyor. Petrus onu çekiyor ve adam da kalkmaya çalışıyor. Ve Tanrı bu bağlantılı imana cevap veriyor. Adam o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı. 40 yıldır bu adam hiç ayağa kalkmamıştı. İlk defa ayağa kalktı. Hem de ne ayağa kalkma? Sıçradı ayağa kalktı. Zıplayarak, coşkuyla ayağa kalktı. Yürümeye başladı. Oysa hiç yürümemişti. Ve şimdi yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak, Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Yürüyüp sıçrayarak hayatında büyük bir şey değişmişti. Hayatında çok büyük bir şey değişmişti. Ve adam bunun sevinciyle hoplaya zıplaya o anda herhalde ne yapsa yeridir. Değil mi? Sıçrayarak onlarla birlikte tapınağa gitti. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın güzel kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa döndüler. Peki bu cümleler bize ne anlatıyor? Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Hatırlarsanız Nasıra o dönemde pek de matah bir yer değildi. Aslında Yuhanna 1.46'da aslında Nathanael'in Filipus'a Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi gerçekten dediğini duyuyoruz. İsa hakkında onlar konuşurken Nasıra'dan biri gelmiş. Diyor ki Nathanael gerçekten Nasıralı'dan iyi bir yer çıkar mı ya bir şey Nasıralı'dan? Oysa Nasıra'dan hastalıkların üzerinde yetkili
Rabbin kendisi gelmişti. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Nasıra'dan iyi bir şey çıkardı. Ve buyruk verdi, yürü. Tanrı'ya yalvarıp Rab lütfen onu iyileştir demek demediler de. Bu yanlış demiyorum. Ama imanla buyruk verdi, yürü. Ve bu imanı takip eden şekilde elini de uzattı. Onu tuttu. Peki bu adam nerede duruyordu? Bu adam hatırlarsanız güzel kapıda duruyordu. Değil mi? İyi, yani güzel kapıda ona dua etsinler diye orada duruyordu. Aslında tapınakla ilgili size başka bir olay hatırlatmak istiyorum. Bu küçük bir hikayeyle bir karşılaştırma yapacağız. Lütfen bende kalın. Yuhanna 5. bölüm 1 ve 9. ayetler arasında İsa Mesih'in aşağı yukarı aynı yerde yeryüzündeki hizmeti boyunca hizmet ettiğini görüyoruz. Ve tapınağa girerken başka bir hasta adamla karşılaşıyor. Okuyayım size Yuhanna'dan. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Beytsada denilen 5 evyanlı bir havuz vardı. Bu evyanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca iyi olmak ister misin diye sordu. Aynı bölge, hatırlarsanız iki bölge vardı tapınakta, dış bölge. Dış bölgenin hemen bir tarafında koyun kapısı ve yanında iyileşme havuzları var. Ve bir de iç bölgede de güzel kapı var. İsa'nın karşılaştığı adam havuzların orada duruyor. İyileşmek istiyor. Ama kendisini havuza atacak kimseyi bulamıyor. Oysa elçilerin üstleri Petrus ve Yuhanna'daki adam oraya gidebileceği halde iyileşmek istemiyor, dilenmek istiyor. Çünkü güzel kapının orada duruyor. Ama Petrus ve Yuhanna yine de onu gördüklerinde kayıtsız kalmıyorlar. Yani bundan ne anlayabiliriz? Bazı kişi Tanrı'ya gerçekten iyileşmek için yaklaşıyor olabilir. Gerçekten ihtiyacım var, bana dokun diyebilir. Ama bazı kişi sadece bir sadaka isteyebilir. Kendi gerçek ihtiyacının farkında olmadan sadece anlık, o günlük ihtiyacını istiyor olabilir. Ama Tanrı'nın yüreği bu ikisine de cevap verecek kadar sevgi doludur. Yeter ki kişi istesin. Hatırlarsanız Yuhanna 3. bölüm 16. ayet der ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, bu dünyanın içinde sen varsın, ben varım. Sen her kim olursan, çocuksan, kadınsan, erkeksen, gençsen, yaşlıysan varsın. Kötürümsen, gözlerin görmüyorsa, kulakların duymuyorsa, yüreğin anlamıyorsa, katılaştıysa yine de sen varsın. Tanrı seni o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Peki şimdi soralım. Bu hikayede sen neredesin? Birkaç yerde olabilirsin. Bir, bu hikayedeki Petrus ve Yuhanna'nın yerinde olabilirsin. O zaman sana sorum şu. Senden yardım isteyen, sana seslenen, sadaka isteyenlere nasıl bakıyorsun? Bakınca ne görüyorsun? 2. Bu hikayedeki sadaka isteyen kişi olabilirsin. O zaman sana sorum şu. Evet zorluğun var. Evet kötürüm. Evet hayatın boyunca acı çektin. Peki bugün gerçekten çözüm istiyor musun? Bu duruma bir çözüm istiyor musun? Birisi sana el uzattığında o eli tutmak istiyor musun? Yoksa hayatın boyunca o yerde kendine acımak mı istiyorsun?
Ve bu hikayede bir kişinin yerinde daha olabilirsin. Tüm bunların üzerinde Tanrı'nın yeryüzüne baktığı gibi bakabilirsin. İşte böylece Tanrı'nın yeryüzüne olan sevgisini görmüş olursun. Böylelikle sana baktıklarında sen de dikkatle bakarsın. Ya da bu hikayedeki bir dördüncü kişi olarak havuz kenarında iyileşmeyi bekleyen biri de olabilirsin. Eğer öyleysen merak etme. Tanrı senin imanını yanıtlayacak. Değerli kardeşim, Rab seni bol bol bereketlesin ve bugün yüreğinin arzusuna derin bir şekilde cevap versin. Elini uzatsın ve bulunduğun yerden kaldırsın. Efendim, haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın. Rab sizinle olsun. Yeryüzündeki tüm canlıların ortak değeri, yaşanabilir bir dünyanın sigortası. Bir ağaç, 40 kişinin bir saatte tükettiği oksijeni tek başına üretebilir. Orman, iş ve istihdam demektir. Sanayide kullanılan birçok ham madde ağaçlardan elde edilir. Ormanlar, hava kirliliğini, gürültüyü, erozyonu önler. Orman, toplum sağlığı, huzur ve mutluluktur. Yaban hayatını, biyolojik çeşitliliği koruyan ormanlarımız hayvan ve bitkilerin de dostudur. Orman hayattır. Hayata sahip çıkın. Alo 177. Orman yangını ihbar attı. Müzik
İsa Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı. Türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve Şeria Irmağı'nın karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu.